Merhaba, Açık Oturum'un 456. bölümünde Hizbullah-İsrail Savaşı'ndaki yeni dönemi konuşacağız. Hizbullah'a yönelik çağrı cihazları ve telsizler üzerinden peş peşe düzenlenen saldırıları ve bu saldırıların savaş taktikleri açısından yeni bir dönemin başlangıcı olup olmadığını konuşacağız. Modern istihbarat taktiklerinde yeni bir sayfa mı açıldı? Basit bir çağrı cihazı nasıl kitlesel bir saldırı aracına dönüştü? Nasıl gerçekleşti bu saldırı ve devamı gelir mi sorularına cevap arayıp Rimland'daki patlamaların arkasındaki teknolojiyi irdelemeye çalışacağız. Konuklarımızı tanıyalım dilerseniz önce. Lübnan ve Orta Doğu uzmanı İslam Özkan, güvenlik uzmanı Burak Yıldırım ve teknoloji uzmanı Füsun Nebil. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba. Merhabalar. Şöyle başlayalım isterseniz. Hizbullah hedef alan saldırılarda 17 Eylül'de biliyorsunuz 16.45'te eş zamanlı olarak bir çağrı cihazları, bir gün sonra da aynı saatlerde yine telsizler patladı. Saldırılarda yaklaşık 40 kişi öldü. Yaralı sayısı 4000'i aştı. Yüzlercesi ağır yaralı. Şimdi bütün bunları elbette detaylarıyla konuşacağız önümüzdeki dakikalar içinde. Ama önce İslam Özkan'a soralım. Peş peşe düzenlenen bu saldırılar ne anlama geliyor ve siyasi denklemi nasıl etkiler, dengeler değişir mi ya da savaş yeni bir boyuta taşınır mı? İslam Bey, peş peşe çok fazla soru sordum ama aslında aynı eksende sorular. Ne dersiniz? Savaşın tabii farklı bir boyutta taşınma ihtimali yüksek ama tabii ki kendi yani taraflarımız Hizbullah ve İsrail'in özellikle 2006'dan sonra bu son süreçte 7 Ekim sonrası süreçte yeni bir angajman kuralı belirlediğini görüyoruz ve bu angajman kuralları çerçevesine bu kendi yeni ürettikleri, yeni koydukları angajman kuralı riayet etmeye çalıştıklarını gördük şimdiye kadar. Yani Hizbullah'ın üst düzey liderlerinden, askeri liderlerinden Fuat Şükrü'nün öldürülmesine rağmen ondan önce Salih Arbur Hamas'ın Dahiye'deki ofisine yönelik Filistinler'de bulunduğu bu yere suikast düzenlemesine rağmen İsmail Hatiye, tabi o İran boyutuyla ilgili vesaire ve Hizbullah'ın aynı zamanda çok büyük yani İsrail'in onlarca katı az hem asker hem de sivil kayıpları vermiş olmasına rağmen yine de iki tarafın da garantileriyle belirli bir konsensüs yani konsensüs buraya yanlış anlaşılmasın angajman kurallarına riayet etmeye çalıştığını gördüm. Ama bu son saldırı işin boyutunu değiştirebilir. Çünkü birincisi İsrail aslında bu adımıyla bir terörist devlet olduğunu bir kez daha teyit etmiş oldu. Özellikle bu son saldırı çocuk, bebek, kadın, ihtiyar, yaşlı, sivil, asker ayrımı yapmadan yüz binlerce insana aynı anda yapılan bir saldırı olduğu için aslında bir savaş suçu olarak nitelendirilebilir. Dolayısıyla bir devlet terörüdür. Uluslararası Adalet Divanı'nda bu yani İsrail'in soykırım suçu ile ilgili açılmış olan dosyaya yeni bir başlık daha eklenmiş olacağını umuyorum ya da bunun uluslararası hukuk uzmanlarınca bu şekilde değerlendireceğini düşünüyorum. Dolayısıyla suçlularına yeni bir suç eklemiş oldu. Yalnız işin tabii stratejik boyutuyla ilgili de şöyle bir durum var. Bu çok fazla Türk basında yansımadı. Sosyal medyada bir iki defa dile getirildi. Aslında İsrail savaşı yeni bir aşamaya taşıma, yeni bir boyuta taşıma noktasında çok dar hevesi olup olmadığı noktasında ciddi soru işaretleri var. Çünkü şöyle bir gelişme oldu. Şöyle bir haber çıktı. Bunu Arap basının Lübnan kaynakları da teyit ettiler. İki Hizbullah üyesi çağrı cihazlarında bir gariplik olduğunu fark ediyor. Ve bunun üzerine İsrail normalde savaş çok daha geniş çaplı bir hale geldiğinde kullanmayı planladığı bu saldırıyı, düzenlemeyi planladığı bu saldırıyı daha da erkene almak zorunda kalıyor ve cihazları patlatıyor dendi. Bu aslında Lübnan kaynakları tarafından büyük ölçüde teyit edilmiş. Belki bazı ayrıntılar verilmemiş olabilir. Belki daha farklı bilgiler olabilir ama genel hatlarıyla bu çerçevede bir bilgi var. Dolayısıyla aslında belki çok daha büyük bir operasyonla savaşın kapsamı genişlediğinde Hizbullah ve İsrail
çok daha yoğun bir savaşa girdiğinde, geniş ölçekli bir savaşa girdiğinde yapacağı operasyonu, yapmayı planladığı operasyonu erkene çekmiş vaziyette, durumda. Bu da tabii ki aslında çok enteresan, ilginç anlamlar taşıyan bir bilgi. İsrail gerçekten, birincisi şu, şunu ifade et, altını çizmemiz gereken şey şu: gerçekten savaşın ölçeğinin genişleyebileceğini düşünüyor. Bu bir. İkincisi, Netanyahu'nun şu ana kadar izlemiş olduğu stratejiye baktığımızda, yani egemen devletlerin hakkını ihlal etme, mesela işte Şam'daki büyükelçilik saldırısı, İranlı generallerin katledilmesi, Tahran'da İsmail Haniyeh'in öldürülmesi bir suikastle vesaire. Bunun dışında Gazze'de soykırım boyutuna varan savaş vesaire. Bunlara baktığımızda aslında Netanyahu, birincisi, ateşkes ya da barış istemiyor. İkincisi, direniş, tırnak içerisinde direniş hattı dediğimiz, direniş ekseni dediğimiz eksene yönelik savaşın ölçekler, geniş ölçekli bir boyuta taşınması noktasında hevesli görünüyor Netanyahu, kendisi bizatihi ve şu andaki kabine. Ama bu konuda tabii ki Gavans'la anlaşmazlık içerisinde, İsrail kabinesi içerisinde anlaşmazlıkta başka bakanlar var. Her şeyden önemlisi de ABD, İsrail Netanyahu'yu yeniliyor, daha büyük bir boyutta taşımaması için. Bunun en önemli kanıtı, bölgeye göndermiş olduğu özel temsilci Amos Hochstein, geçtiğimiz günlerde bölgeye geldi. Netanyahu'nun kuzey, yani İsrail'in kuzeyindeki bölgelerde biliyorsunuz şu anda 300 bine yakın insan tahliye edilmiş durumda. Tel Aviv'de, Haifa'da, Yafa'da otellerde kalıyorlar ve bunların parasını devlet ödüyor. Bunun dışında oradaki ekonomiyi, hayat tamamen durmuş durumda. Dolayısıyla oranın sakinlerinin tekrar kuzeye döndürülmesi gibi, yani bunun, Holstein, Amerikan temsilcisi, bu hedefin Hizbullah'la savaşı yeni bir boyuta taşıyarak gerçekleştirilemeyeceğim. Tam tersine, Hizbullah'ı teskin ederek ya da savaşın şiddetini düşürerek ancak bunun sağlanabileceğini söyledi ve tarafları ikna etmeye çalıştı. Tabii ki Hornstein gidip de Hizbullah'la görüşmedi ama İsrail yetkililerle görüştü ve Hizbullah'a da, Lübnan tarafına da mesaj vermiş oldu. Dolayısıyla Netanyahu aslında stratejisi şu, büyük ölçüde anladığım kadarıyla, daha önce de yine Medyascope yayınında da söylemiştim: ateşkes istemiyor, en azından şimdilik herhangi bir barış istemiyor. Bunun olmaması için elinden geleni yapıyor. Yeni talepler, üzerinde anlaşılmış olan konulara yeni talepler ekleyerek biraz da bir anlamda ateşkesi çıkmaza sürüklemeye çalışıyor. Temel hedef şu: seçimlere kadar o işi sürdürüp seçimlerde Trump'a oynadığını biliyoruz zaten. Netanyahu'nun Trump'ı desteklediğini biliyoruz. Seçimlerde eğer Donald Trump kazanırsa, Cumhuriyetçi aday, daha avantajlı bir ateşkes ya da Hamas'ı daha da köşeye sıkıştırma ve Hamas'ı yok etme planının ya da en azından kendini yenileme kapasitesini yok etme hedefini gerçekleştirme. Ama şu ana kadar bu hedefin gerçekleşmediğini görüyoruz. Neden derseniz, Gazze'de hala füzeler atılıyor Tel Aviv ve Haifa'ya ve farklı İsrail şehirlerine. Hala Hamas savaşçıları İsrail tanklarına, İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor ve hatta şunu söylemek lazım: İlk başlarda Hamas'ın operasyonları daha başarısızdı, şu anda daha başarılı. Yani daha fazla kayıp verdi ve İsrail'e ve kendini yenileme kapasitesinin de aslında hiç de İsrail'in hedeflediği gibi, planladığı gibi gitmediğini görüyoruz. Daha fazla kendini, yani Hamas aslında 7 Ekim'den sonra kendisini uzun ölçekli, uzun vadeli bir savaşa angaje etmiş, adapte etmiş görünüyor ve bütün, yani Hamas'ın, belki de ben şunu söyleyeyim, savaşa giren İzzettin Al-Kassam subayları, savaşçılarının yarısından fazlası yok edilmiş durumda İsrail tarafından. Yani aktif savaşçılarından bahsediyor. Fakat bu aktif savaşçılar, Bu fakat son saldırıdan bahsediyorsunuz değil mi? efendim, Son saldırıda mı, yarısından fazlası? hayır. Yani 7 Genel Ekim'den bu yana, olarak. Evet. 7 Ekim'den bu yana genel olarak bunu gerçekleştirdi. Yani bunu yaptığı, yarısından fazlasını yok etmesine rağmen Hamas savaşçıları, yani Hamas kendisini uzun vadeli ve ölçekli bir savaşa hazırladığı için yavaş yavaş kadrolarını, savaşçılarını yeniliyor. Dolayısıyla onun kendini yenileme kapasitesini İsrail'in yok edemediğini görüyoruz. Bunun en büyük nedeni de tüneller.
tünellerin bir kısmını İsrail tespit dahi edebilmiş değil. Evet. Bir kısmını dahi hem İsrail askerlerinin yani İsrail esirlerin orada bulunmasından dolayı hem de tünellerin ele geçirilmesi zor olmasından dolayı bu planı da yani bu hedefini gerçekleştirememiş durumda. Evet. Peki o zaman Sayın Füsun Nebi sizinle devam edelim. Şimdi saldırının ilk saatlerinde öncelikle hemen herkes ortak ağız bile etmişçesine dedi ki bu bir çeşit siber saldırı, öyle değerlendirildi. Sonra dışarıdan müdahale edilen bataryaların aşırı ısınarak patlamayı tetiklediği şeklinde yorumlar yapıldı. Ama sonra anlaşıldı ki tedarik zincirinin bir aşamasında ya da anlaşıldı ki derken en azından şu anda yapılan yorum o diyelim. Cihazların içine patlayıcı yerleştirilmiş. Şimdi bu bir varsayım mı? Değilse çağrı cihazlarına ve telsizlere yüksek hassasiyetli bir patlayıcı teknik olarak nasıl yerleştirilebilir? Bu nasıl mümkün olabilir? Buyurun. Öncelikle bu bir siber saldırı değil. İnternet üzerinden yapılmış değil. İlaveten herhangi bir yazılım kullanılmış değil. Burada araç olarak teknolojik bir araç kullanılmış. Yani çağrı cihazı kullanılmış. O yüzden kafa karışıklığı var. Bunun bir siber saldırı olduğu düşünülüyor. Buradaki fark bu aslında çok uzun yıllardır rastladığımız bir saldırının başka cinsi. Cep telefonlarıyla biliyorsunuz insanları öldürüyorlar, suikast yapıyorlar. Örneğin Hamas liderlerinden birinin oğlu da Gazze'de telefonla öldürüldü. Bulunduğu yerin tespit edilmesiyle öldürüldü deniliyor. Gerçi onun içinde bomba yoktu ama bombalı konulan birçok biliyorsunuz suikast oldu geçmişte. Buradaki cihaz bir cep telefonu değil, bir çağrı cihazı. Bu saldırının en büyük farkı çok sayıda insana hedeflemiş olması. İşte açıkçası bir casusluk olduğu ortada. Yani bu şeylerin cihazlarının alınacağını öğrenmişler bir şekilde. Ve daha da ilerisi içine bir şeyler koymayı Çok özür dilerim. başarmışlar. Sadece çağrı cihazı değil, bir gün sonra patlayanlar da telsizlerdi. Yani Aynı anda evet. almışlar. Aynı anda mı almışlar bunları? Evet, içinde işte 5-6 ay önce yaz sezonunda, ilkbahar sezonunda almışlar. Her ikisinde de içine patlayacak. Şimdi size şunu söyleyeyim. Cep telefonunu 35 yıldır kullanıyoruz. Bütün dünyada kullanılıyor. Patladığını, çatladığını, insanı da öldürdüğünü, 40 tane insan ya da 12 tane insan öldürdüğünü gördünüz mü? Ya yandığını gördük, değil mi? Yandığını gördük. Evet. Note Galaxy 7'ler bir sorun yaşadılar. 2017'de Samsung'un bir şeyi geri toplatıldı. Ama onun dışında cep telefonlarının en başına gidersek eğer cep telefonlarının üreticilerinin hepsinin dikkat ettiği unsurlar ısınmanın, sıcaklığın daha düşük olduğu komponentleri seçmek oldu. Mikro işlemcide de bunu dikkat ettiler, pillerde de bunu dikkat ettiler. Yani böyle bir şey de yok, radyo sinyal yollandı, patlatıldı. Bu doğru bir yaklaşım değil. O yüzden de senaryo dikkat ederseniz herkesin üstünde durdu. Bir patlayıcı oldu ki Lübnanlı Hizbullah yetkililerinde 10 gram kadar bir pardon 20 gram kadar bir patlayıcıdan bahsettiklerini duyuyoruz, görüyoruz. Nasıl İşte telefonun içine konulan patlayıcı miktarından mı söz ediyorsunuz 10 gram evet. derken? Bu yük yani fazla değil mi o incecik bir telefon için 10 gram? Bilemediğim için soruyorum. Bir başka video var elimde. Amerika'da hazırlanmış bütün prosesi şey yapmışlar, videoya çekmişler.
Ona bakarsanız orada da anlatılan şey şu, iki tane pil var. Pillerin ağırlığı 23 gram. Diyor ki pillerden birinin yerine patlayıcı koymuş diyor. Dolayısıyla buradaki olayda konuştuğumuz şey bir çeşit fiziksel saldırı. Çünkü bu Elektronik saldırı diye nitelenenler de var. Katılır mısınız siz o tanıma? yani teknolojik bir şey Elektronik değil. harp daha doğrusu. Yani elektronik harp bu değil. Elektronik harp başka bir şey. Bu bir teknolojik cihazın kullanılmasıyla, içine bomba konulmasıyla, patlayıcı konulmasıyla yapılan bir saldırı. Fiziksel olarak cihazı almışlar, içine bir şey yerleştirmişler ve patlatmışlar. Burada siber saldırı ya da teknolojik ya da elektro bilmem ne saldırı yok. Basit bir saldırı bu aslında. Sadece çok sayıda, işte 3.000 diyor birileri, biri 5.000 diyor. 3.000 veya 5.000 tane cihazı birden değiştirmişler. Sorun burada. Teknik olarak bu mümkün. Ben bir yerde 3 gram okumuştum. Siz diyorsunuz ki 10 gram. Snowden ilk anda söyledi. Fakat New York Times'a bakarsanız Hizbullah, iki tane Hizbullah yetkilisiyle konuştuğunu söylüyor. Dünkü New York Times haberinden bahsediyorum. O 20 gramdan bahsediyor. Bir şey daha söylemek istiyorum. Yine İsraillerin bir açıklaması şu şekilde. İkinci saldırı dalgası, yani telsizlerden bahsediyorum. Buradaki amacı Hizbullah saflarında paranoya ve korkuyu arttırmak, milis liderlerine İsrail'le çatışmaya ilişkin politikasını değiştirmeleri yönünde baskı yapmak için uygulandığı söyleniyor ki öncesini de hatırlarsanız Fuat Şükür ve İran'daki neydi yetkilinin adını unuttum. İki tane suikast var. O suikastler de çok ilginç. O suikastlerin de hala nasıl yapıldığını bilemiyoruz. İran'ın Haliye korunması. suikastını mı diyorsunuz? Aynen Haniye'yi söylüyorum. Haniye'nin bulunduğu kata bomba yerleştirildiği iddia edildi 3 ay önce, 2 ay önce. Ama bu senaryoları inceleyen bir takım videolar var. Baktığınızda bunların hepsi anlaşılan İsrail tarafından yapılan ama bolca içinde casusluk olan, yani bu bilgileri almadan yapamazlar, saldırılar. Peki eş zamanlı olarak aynı anda nasıl patlatılabiliyor teknik olarak bu? Yani tek bir içine muhtemelen bir elektronik devre konulmuş. Tek bir şeyle konutla tek bir yerden patlatmışlar hepsini birden. Elektronik devre, yani teknik olarak anlamaya çalıştığım için soruyorum. Nasıl harekete geçirebilirler? Patlaması için bir künye. Yani bunları yetkililerin inceleyip bize açıklaması lazım. Ama şöyle bir baktığımızda o patlamalar için cihazların 5 ay önce alındığını söyleniyor. 5-6 ay önce. 5-6 ay o cihazlar patlamamış. Demin İslam Bey de söyledi. İki tane Hizbullah elemanının şüphelendiğini söylüyorlar. Dolayısıyla muhtemelen 7 Ekim'de kullanacaklardı. Çünkü 7 Ekim'de biliyorsunuz çok büyük bir itibar kaybına uğradılar geçen yıl. O itibarı herhalde tekrar yerine koymak için o tarihte filan yapacaklardı muhtemelen saldırıyı. Öne aldı, birdenbire gerçekleştirdiler. Burak Yıldırım, hem bu teknik anlamda ekleyeceklerinizi almak isterim, hem de şunu soracağım size. Bu çapta bir operasyon nasıl yürütülmüş olabilir? Çok büyük bir organizasyon çünkü. Öncelikle bir konuyla alakalı dile getirilen senaryolar arasında benim de fazla haklılık veya doğruluk sayabileceğim senaryo, bu cihazların üretim aşamasında patlayıcı yerleştirilmesinden ziyade
tedarikçinin, yani Hizbullah'ın bu cihazları temin ettiği tedarikçilerin üzerinden bir süreci geliştirip yönelik bir senaryonun daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz eğer istihbarat operasyonu ne kadar geliştirmişsiniz, yani ne kadar istihbarat üretirseniz, ne kadar çok veri üretirsiniz, bunları korumakla alakalı almanız gereken önlem sayısı da, miktarı da, barajı da o anlamda artacaktır. Bu yüzden eğer siz doğrudan üretici bazında işte Macaristan'daki bir üretici üzerinden yapıldığı üretim esnasında bu patlayıcıların yerleştiğini düşünüyorsanız, telsiz teorisini, telsizlerin de nasıl patlattığına dair bir izahatta, bir senaryoda, bir teoride bulunmanız gerekiyor. Farklı bir üreticinin tekrar burada işte İsrail'in kontrolünde, İsrail güvenlik bölgesinin kontrolünde bir üretim yaptığını, bu esnada patlayıcıya yerleştirilmesini ifade etmeniz gerekir. Ayrı teoriye göre tutar bulmak için. Bu da operasyonun çok çok büyümesi anlamına gelir ve çok büyük operasyonlarla ilgili istihbarat güvenliğini sağlamak, işte karşı istihbarat, kontrol espiyonaj tedbirlerini almak aslında o kadar da kolay değil. Ben 5 ay önce temin edilmiş bir cihazı ve işte binlerce cihazı, ondan öncesindeki sürecin hazırlanmasından, bu harekatın, bu fikrin bir konsept olarak kabul görmesinin, uygulamaya geçirmesinin çok çok uzun zaman alacağını, en az 2-3 yıllık bir süreç gerektiğini düşünüyorum ve 7 Ekim'den çok daha önce yapılmış bir hazırlık aslında. Bence eğer tahmin yanılmıyorsam, tabii ki kitle konuşmak zor bu anlamda. Bu tür bir harekat icra etmek için İsrail Güvenlik Bürokrasisi 2-3 yıldır belki de hazırlık yapılıyor. Yüksek ihtimalle bu kadar uzun süren bir süreç söz konusunda ve 7 Ekim'den önceki hazırlıkların geldiği aşamada belki de 7 Ekim tarihinde çok tatmin edici değildi. Bildiğiniz gibi birçok işte terör örgütünün kendi çapında El-Kaide'nin 11 Eylül saldırılarında kullandığına benzer ve o dönem ifşa edilen yöntemlere benzer çeşitli muhabere yöntemleri kullandığını biliyoruz. Bunların belirli periyotlarla değiştirildiğini biliyoruz. Çünkü bu cihazları ya da bu yöntemleri ne kadar uzun süre kullanırsanız istismara ve nüfuz edilmeye açık hale getirmiş olursunuz. O yüzden teknik anlamda bunun en mümkün olan senaryosu bence üretim aşamasında değil ama Hizbullah'ın bunu temin ettiği aracıya İsrail Güvenlik Bürokrasi'nin şantaj olabilir, tehdit olabilir ya da parayla cezbetme olabilir, satın alma gibi, yani o kişiyi satın alması gibi bir süreç üzerinden müdahale olup bu şekilde patlayıcıları yerleştirdiğini ben daha makul görüyorum ki zaten Hizbullah'ın bu ürünlerin siparişi vermesi ve teslim arası da sanırım birkaç haftalık bir gecikme olmuş. Bu gecikme süresi de İsrail Güvenlik Bürokrasi, Mossad'ın ve diğer işte, kurumların bu patlayıcıları yerleştirmek için yeterli zamanı tanımıştır diye düşünüyorum. Teknik anlamda şunu da şey görmek lazım. Yani petrinit dediğimiz malzeme aslında 10 gram ya da çok ciddi bir patlayıcı özellikle yeteneğine sahip. Böyle bir kabiliyeti var. Bunun için çok daha büyük miktarlar kullanmaya gerek yok. Ve çağrı cihazı zaten 185 gramlık küçük bir alet. 10 gram çok daha ağırlık farkındalığını arttırabilecek bir miktar değil bu anlamda. Ama bu böyle işte dinamit gibi düştüğünde ya da belli bir baskıya maruz kaldığında kendiliğinden tepkime giren bir malzeme de değil. Evet, dinamit TNT türevi bir patlayıcı. Ama bunu detone etmek için sizin bir fümiyeye, bir yenileme mekanizması ihtiyacınız var. Belki çağrı cihazının üstündeki bir yonganın üstündeki bir devreye akım verildiğinde, bir mesaj, bir veri yükü üzerinden akım verildiğinde yerleştirilen 3-4 gramlık bir fünyenin bir yemlemeni beklemesinin devreye girerek patlayıcıyı tepkimeye, reaksiyona soktuğunu varsayabiliriz. Pardon, Buradan bir... size katkı açısından dikkatiniz çekmiştir. Telsizlerdeki patlama öncesinde böyle acil kodlu bir şey alarm durumu sanıyorum üzerine herkes telsizine sarılmış diye aktarıldı. Bu mesela nasıl bir tetikleyici olabilir patlamada? Şimdi siz böyle bir patlayıcıyı bu cihazların üzerine yerleştirdiğinizde bu cihazların sizin istediğiniz süreden önce ya da belirlemediğiniz zamanda patlamasını engellemeniz için normal rutin kullanımda kullanılmayacak bir devre üzerinden fünyenizi yenileme mekanizmasını tasarlamanız gerekir. Yani sizin bu telsizlerin, çağrı cihazlarının, adı işte telefon, tablet, bilgisayar, aklınıza gelecek bütün elektroniklerle alakalı normal rutininden ya da kullanıcının kendi başına keşfedemeyeceği, tesadüfen fark edemeyeceği bir mekanizma kurgularsınız, bir devre kurgularsınız orada. Sadece siz gönderdiğiniz tek bir mesaj üzerinden bu devreye akabilir ve o devre başka bir fünye, yemleme, tetikleme mekanizmasını devreye alır. Oradaki patlama da atıp patlayıcıyı
tepkimeye reaktör soktular ve Avrupa etkili patlamayı meydana getirdiniz aynı anda. Bu ancak bu şekilde bir yani patlayıcının özelliği itibariyle bunun böyle olması mümkün. O yüzden pinin aşırı ısıtılması da reaksiyona girebilecek bir patlayıcı söz konusu değil ki. Piller de zaten şey olmazlar. Yani kendiliğinden çok ısınmazlar, patlamazlar. Çok hızlı deşarj olduklarında tasarımsal bir özelliği varsa hızlı deşarj olmasını sağlayan çok yüksek bir ısı salgılarlar ve o reaktör ısıya sebep olurlar ve bu ısı temas ettikleri diğer komponentlere parçaları buharlaştırır, zarar verir. Biz de bunu yarattık. Niye pil patladı zannederiz? Böyle adlandırırız. Aslında piller patlamazlar. Lityum iyon pillere dahil olmak üzere. Bu anlamda teknik açıdan bu saldırının teknik kısmını bu şekilde incelemek mümkün. Ama Hizbullah'ın bu süreçle alakalı nasıl bu tür bir tuzağa düştüğünü söylüyorum. Açıklamak gerekirse benim bununla alakalı bir teorim de var. Yani 7 Ekim süreciyle ondan önceki ve sonraki süreçleri kıyasladığımızda ortaya çıkan bir tablo var. 7 Ekim'de sizin var bu saldırıyı tasarladığında Gazze dışında ve Hamas'ta bir tarif eden örgütler dışında başka hiçbir kurumun, devletin, yapının bu süreçle alakalı bir isim olmasına isim vermemişti. Yani tamamen Gazze'de tasarlanmış, Gazze'den tekli idare edilmiş bir harekat, bir saldırı söz konusuydu ve siyasi ve askeri hedeflerini asla bilmemekle birlikte İsrail'e verdiği zarar ölçüsü üzerinden değerlendirdiğimizde büyük bir zarar verdi ve hedefine ulaştığını varsayabiliyoruz. Ama sonrasındaki süreçlerde İran'ın payda olan bütün aşamalarda, bütün hadiselerde Fuat Şükrü'nün ve Haniye'nin işte suikast ve hayatlarını kaybetmeleri ya da yaklaşık 2-3 hafta kadar önce Suriye'de bir İran devrim muhafızlarının tesisi var, vardı. Bir roket üretiyorlardı orada. Hamas'ın ve Hizbullah'ın kullandığı, İsrail'e karşı kullandığı tesisi. İsrail Özel Kuvvetleri bir görev kuvvetiyle imha ettiler şeyde kadar. Yani bir orta bir diyagram var. İran'ın dahil olduğu her süreçte bir istihbarat zafiyeti söz konusu. O yüzden buradaki meseleyi Lübnan'da, Suriye'de, Filistin'de, Gazze'de aramaktansa Kahran'da aslında bir problemin de ortaya çıktığını, bir istihbarat zafiyetine sebep olan, bütün süreçlerle alakalı çok üst düzey bilgisi olan bir kişinin ya da bir grubun aslında istihbaratın karşı istihbarat çalışmasının meslekte hatta özdesi olabileceğine dair yorumlar yapmak mümkün diye düşünüyorum ilk aşamada. Peki az önce cihazları da sayarken dikkatimi çekti. Çağrı cihazları arkasından telsiz derken üçüncü bir saldırı yine bu yöntemle olması ihtimal dahilinde midir? Tabii ki ihtimal dahilidir. Yani şimdi terör örgütleri kullandıkları maddi finansal kaynaklar temiz ya da işte bankadan bankaya rahatlıkla havale yapabileceğiniz kaynaklar olmadığı için sizin bu parayı kullanırken sizden bu parayı kabul edebilecek muhataplara ihtiyaç duyarsınız. Yani bir terör örgütü bir satın alma yapacak ama bu bir işte holdingi satın alma sürecine benzemez. Sizin muhataplarınızın da bu parayı sizden alabilecek, kullanabilecek kaynaklar alanlara sahip olması gerekir. Bugün sizin hesabınıza kaynağı belirsiz ya da herhangi bir uluslararası yaptırımı söz konusu olan bir hesaptan para geldiğinde birçok ülkeye girişiniz uzun yıllar boyunca kısıtlanır. Birçok hukuki hüviyetliğe karşı muhatap olursunuz ve kendinizi izah etmeniz gereken çok uzun bir süreçte karşı karşıya kalırsınız. Bu tür süreçleri atlatabilecek ya da alternatif yöntemlere sahip olan aracıları kullanırsınız. Bunu kullanırken işte çağrı cihazlarında bunlardan sıkılırsınız. Silahlarınızı, mühimmatlarınızı bu şekilde temin edersiniz. Araçlarınızı da bu şekilde temin edersiniz. Nakit kullanırsınız ya da Orta Doğu'da çok yoğun bir şekilde kullanılan işte Kuzey Afrika'da, Pakistan'da havale diye bir sistem var. Bunu Batı ülkelerinde de kullanırlar. Türkiye'de aslında bazı iş kollarında kullanılan benzer muadil sistemleri vardır. Siz parayı buradan elden verirsiniz. Muhatabınız farklı bir ülkeden oradan teyit aldıktan sonra parayı teslim alır. Hatta fiziksel anlamda sizin yaptığınız işlem üzerinden herhangi A noktasına B noktasına giden bir mali kaynak yoktur. Vergiden ve takipten de muaf olarak hareket etmiş olursunuz. Bu tür yöntemleri kullanan muhataplar üzerinizden siz bütün muhabiri cihazlarınızı temin ediyorsanız ki Hizbullah'ın da Hamas'ın da diğer örgütlerinde PKK dahil olmak üzere bu tür şekilde temin ettiği de varsaymak çok daha mantıklı, rasyonel bir çıkarım olur. Bunun üzerinden temin ettiğiniz cihazlar da sizin satın almacınızın ve tedarikçinizin maruz kalabileceği herhangi bir karşı para çalışmasına karşı
bütün listeleri göstermeniz gerekir. Burada bir ürünü teslim alırken yeterince kontrol edip etmediğiniz, bu ürünlerle alakalı teknik anlamda uzman personeline sahip olup olmadığınız, sizin bu ürünlerle, cihazlarla alakalı ne kadar verimli iş çıkartabileceğiniz ve ne kadar teknikte maruz kalabileceğinizi belirleyen ana etkenler olur. Aslında Yani bu genel. içinde bulundukları duruma dikkate alacak olursak bu konuda da iki taraf içinde ekstra bir hassasiyet söz konusu olmalıdır diye düşünülüyor dışarıdan bakıldığında, değil mi? Kesinlikle öyle. Yani burada aracı farklı tehditlere maruz kalmış olabilir. İsrail'in istihbarat ve güvenlik bürokrasisinin doğrudan hedef olmuş olabilir. Hukuk dışı yöntemler bile bu tür süreçler kontrol edilmiş, yönetilmiş olabilir. Ve bu cihazların istenildiği şekilde, İsrail'in modifiye ettiği şekilde ya da başka bir ülkede, sadece İsrail olarak değerlendirmemeliyiz. Yani bu patlayıcının üreticisi olan ülkelerin tamamını listelemek gerekir. Bu patlayıcıların çünkü lojistik anlamda bir A noktasına B noktasına gitmesi, depolanması da çok ciddi prosedürlere tabii olan süreçlerdir. Hatırlarsınız Beyrut'taki işte gübre patlaması nedeniyle bütün Lübnan ekonomisinin tamamıyla ortadan kalktığını, buharlaştığını ve devletin çöktüğünü düşünecek olursanız böyle bir patlayıcının temini, kullanımı, yerleştirilmesi alakalı süreçler nedeniyle üretici olan bütün ülkeler aslında potansiyel İsrail müttefiki ve bu operasyonun doğal bir parçası olarak değerlendirmek gerekebilir. Şimdi saymaya da gerek yok. Orası biraz riskli de gri bir bölge, karanlık bir bölge diyelim. O yüzden Evet. buyurun tabii. Ben devam edin lütfen. Başka bir şey soracaktım. Konuyu değiştirmemiş olayım. O yüzden bu anlamda yani İsrail ya da başka bir ülkenin dahilinde olan bir süreci, ortaklaştığı bir süreci ki İran dış politikası itibariyle hem kendi bölgesinde hem batıda birçok ülkeye işbirliklerini zorunlu kılan, motive eden sebepler, gerekçeler de sunduğu için birçok ülke bu anlamda birkaç farklı istihbarat örgütü İsrail işbirliğine girmiş olabilir ve bu cihazların temini, modifiye edilmesi ve tekrar aracılara teslimi ile alakalı sorumluluk almış olabilir ki 7 Ekim'den önce haberlandıysa ben en azından böyle varsayıyorum. Bu iş çok çok daha kolay olmuştur çünkü mesela çok bilindik bir örnek vardı. 1984'te Zeyn Beyrut istasyon şirketine Hizbullah kaçırmıştı. 15 ay boyunca işte işkence yapmıştı ve parçalanmış bedeli de Filistinlilere teslim etmişti. Onun kasetlerini, videolarını da teslim etmişti işkence süreçleriyle alakalı. 40 yıl ve CIA mesela bu travmayı Soğuk Savaş döneminde hesaba katacak olursanız asla unutmuş ve atlatmış değil de İsrail'in Mossad'ın Şimbet'ten işte 8200. ünitenin birimin yaptığı hukukun dışında sayılabilecek gri bölgelerdeki operasyonların da bu anlamda çok ciddi bir destekliyor. Yani bugün sadece bir Amerikan uçak gemisi görev kuvvetlerinin Doğu Akdeniz olması normal rutinde olan görevlerin dışında orada bulunması, İsrail'e destek vermesi sürecinde Fransız, İngiliz istihbaratının hatta Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin Yunan donanmasının bazı unsurlarının bölgede olması bize bir şey anlatıyor. Burada İran'ın Hizbullah'ın ürettiği tehditle alakalı işte Suudi Arabistan'ın mesela kendi hava sahasını ya da Ürdün'ün kendi hava sahasını İran arzuna karşı, İslam'ın arzuna karşı hem İsrail uçaklarının yakıt ihmal edebilmesi için hem de taarruza karşı İran'ın gerçek icra ettiği taarruza karşı hava savunması yapabilmesi için açtığını da varsayacak olursak aslında herkesin ortak bir benliği var, ortak bir tecrübe benliği var. Bu birleşik, yani bu ortak tecrübe ve birleşik hafıza da Hizbullah gibi örgütlere karşı bu tür operasyonların da ortaklaşmasını sağlıyor. İşin boyutlarını da hesaplamak gerekiyor ki nihayetinde İran'ın Beyrut Büyükelçisi'nde çağrı cihazının patlaması itibariyle yer alanlardan birisiydi. Burada çok organik bir ilişki olduğunu, artık gizlenmeye bile ihtiyaç duymayan bir ilişki olduğunu da görmek okumak gerekiyor. Aha. Füsun Hanım, size tekrar dönmek istiyorum. Şimdi bütün bu çizilen senaryoya baktığınızda aslında hakikaten çok geniş çaplı bir organizasyon var burada. Üzerinde çok uzun zaman düşünülmüş bir organizasyon var. Böyle bir saldırının teknik anlamda da aynı zamanda tabii ki istihbarat ayağı da var ama teknik anlamda da planlanması ne kadar zaman sürmüş olabilir? Yani ne kadarlık bir geçmiş vardır? Bu öyle hani bugünden yarına karar verip
alacak bir hamle, yapılacak bir hamle değil. Üstelik de Hizbullah'ın daha güvenli bir alanda iletişim sürdürebilmek adına çağrı cihazı geçtiği de biliniyorken. Çağrı cihazına pardon. Murat Bey, katılıyorum. Yani 5-6 ay önce alındığını söylüyorlar cihazların. Mutlaka ki o cihazların içine konulacak şeyler hemen anında düşünülmüş bir olay değildir. Daha uzun bir geçmişi olabileceğini ben de düşünüyorum. Ve demin de söylediğim gibi hem Fuat Şükür hem diğer hep unutuyorum ismini. Haniye. Diğer operasyonlar sadece bu değil, bir sürü operasyon var biliyorsunuz. Bütün bunların gerçekleşmesinin daha geniş bir planın parçaları olabileceğini ben de düşünüyorum. Murat Bey'in İran konusuna dikkat çekmesi ilginç. Ben düşünmemiştim bu konuyu. Hakikaten muhtemelen öyle bir olayda olabilir. Çünkü bütün bu olaylarda gördüğümüz şey tamamen İran'la ilişkili olaylarda çıkan. İstihbarat zafiyeti diye niteledi Burak Bey onu. Hani İran'ın göbeğindeki kişi, İran kendi cumhurbaşkanını da koruyamadı biliyorsunuz. Yani orada bir problem var. Bunun artık iyice tartışılması lazım. Yani geriye dönük en az bir 5-6 aylık bir hazırlık sürecinden söz ediyorsunuz. 5-6 ay önce alınmış. Alınmış. Peki hazırlık süreci ne kadar, yani nasıl bir süreci vardır bunun? Çünkü istihbarat şey var, pek çok parametre var değil mi? Bir de patlayıcının cinsi tespit edilebildi mi? Bir patlayıcıdan bahsediliyor. Gayet güçlü bir patlayıcı. Ben şunu da söyleyeyim size. Bana şu da ilginç gelmişti. Normal de sayılabilir ama birdenbire Hizbullah yöneticiliği çağrı cihazlarına geçiyor. Acaba bu çağrı cihazlarına geçişte de arka planda bir motivasyon var mıydı aynı kapsamda? Ne dersiniz Burak Bey, olabilir mi böyle bir motivasyon? Benim duyduğum kadarıyla tabii ki yani nezim her şeyin değil ama işte gazeteci arkadaşlarımın duyduğum kadarıyla İsrail aslında 5 ay önce Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazlarıyla alakalı bir güvenlik açığını ifşa ettirip o cihazları değiştirmesi noktasında motive etmiş ve kendi modifiye ettiği cihazları tedarikçiden devir edip kullanım almalarını sağlamış. Yani hali hazırda Hizbullah diye çağrı cihazı kullanıyormuş bir grup. Bu çağrı cihazların güvenli olmadığına ikna etmiş Hizbullah'ı. İsrail yaptığı kendi ifşa eden gazet yaptı ve kendi modifiye ettiği cihazları... İkna eden kim pardon? İkna eden kim? İsrail yaptığı bir operasyonlar işte hani kendi başarısı bir başarısız operasyon gerçekleştirip çağrı cihazları da alakalı bir güvenlik açığı olduğunu Hizbullah'ın fark etmesini sağlamış. Tabii bunların hepsi tamamen planlı. Yani bu çok ağır bir teori yani bu kadarını gerçekleştirebilmek ama neden olmasın yani hani düşününce çok imkansız değil. Böyle bir değişime ihtiyaç duymasını sağlayıp kendi modifiye ettiği cihazların Hizbullah tarafından kullanım alınmasını, üyelerine dağıtılmasını sağlamış. Yani o yüzden ben çok daha uzun, daha önceki yıllara dayanan bir harekatın gerçekleştiğini düşünüyorum. Çünkü yani bu o kadar tekil bir, bilgik bir örnek ki, böyle bir konsept ki bunu atıyorum bir uzmanın, bir istihbarat teşkilatındaki case officer'ın kendi üstünü ya da aslını hadi böyle bir şey tasarlayıp da bunu uygulamayalım diye ikna etmesi de çok böyle kolay olabilecek ya da kısa sürede olabilecek bir şey değil. Benim böyle bir fikrim var. Böyle bir açık var. Bu işte tedarikçiden birisinin de şöyle bir problemi var. İşte uyuşturucu problemi var, kumar problemi var. Eşiyle alakalı şöyle bir problem var. Ya da para zaafı var, bilmem ne zaafı var. Ya da işte bunu şantaj yapabiliriz. Bir işte zayıf karnı var. Bunu iddia edip de bunu yaparsak yıllar sonra bu iş bu noktaya geldiğinde bu tersizleri ve çağrı cihazlarına uyuşturarak bir anda tetik parmağını kaybetmiş 4000 Hizbullah teröristinin hiçbir şekilde sahada askeri varlık gösteremeyeceğini de sağlayabiliriz deyip de bu konsepti Mossad'a, Şimbet'e kabul ettirebilmesi de
kolay olmamıştır. Yani eğer gerçekten İsrail bu işi tamamen kapatabilirse, ki başka bir failden bu anlamda şu aşamada bahsedilmiyor, çok akıllı olmayacaktır. Yani o yüzden 2-3 yıllık bir hazırlık süreci devam etmiştir ki bu tür operasyonlarda bir sürü uçuk fikri, işte dosyalandığı, gerçeğin uygulama alınmadığını düşünecek olursak belki raftan indirildi hızlıca uygulandı 7 Ekim'den sonra. İhtimallerle ilgili çok fazla ama asla bunların gerçekten ne olduğu, nasıl ilerlediğini asla bilemeyeceğiz tabii ki. Peki İslam Bey, geçmeden önce son bir soruyu gene size şöyle sormuş olayım, öyle geçelim İslam Bey. Bu küresel tedarik zincirlerinin güvenliği konusunda şimdi büyük bir soru işareti olduğunu söyleyebilir miyiz? Yani aslında istenirse Türkiye dahil olmak üzere her yer bu şekilde hedefe dönüşebilir mi? Gerçi Milli Savunma Bakanlığı bizim yazılımlarımız yerli diyen bir açıklama yaptı bugün ama Türkiye diye öylesine söylüyorum. Başka bir İran da olabilir, işte Lübnan da olabilir. Yani bu başka ülkeleri de hedef alacak bir boyuta sıçrayabilir mi? Tabii ki güçlenebilir. Burada sadece siber güvenliği ya da sinyal istihbarat bir güven aldığınızda tamamen güvende değilsiniz. Yani işte çağrı cihazı ve telsizler internete bağlı olmayan cihazlardır. Şimdi böyle yazılım kullanmazlar. Bu işte siber güvenlikten alacağınız tedbirlerin hepsi tamamen boşa çıkmış olur. Problem şurada. Yani birkaç ay önce emekli polislerin yer aldığı birkaç kişi, yanlış hatırlamıyorsam 8-10 kişi İsrail adına casusluk yapmaktan gözaltına alınmıştı. Dosyalara bakabilen oldu mu bilmiyorum, baktınız ama yaptıkları iş şu. İsrail'den İngiltere merkezi, altında birkaç ülkede merkezli şirketler kurmuşlar, Mossad. Bu şirketler Türkiye'deki emekli polislerin yer aldığı bazı dedektiflik firmalarına demişler ki, yani biz böyle bir sözleşme imzalayacağız. Muhatabımız da şu, Türkiye'de İstanbul'da yaşayan bir Filistinli. Gerçekten böyle birisi var mı? Orada yaşıyor mu? Ticari faaliyeti var mı? Bizim adımız öyle mi? Biz şey yapmak, dolandırılmak istemiyoruz. Bu ürün ithalat yapacağız. Bunlar bizden ürün sordular. Yani işbirliği yapacağız diyorlar. Hiçbir şeyden haberi olmayan emekli bir polis, dedektif gidiyor. Filistin aradan bilgi topluyor. Şirketleri, ticari işleri adına ve hiçbir fikri olmadığı İsrail'li muhatabına, İngilizlandı, Fransızlandı, Alman, Macaristanlı bir muhatabına Filistinlerle alakalı Türkiye'de doğrudan topladığı görsel, işitsel bütün bilgileri sunuyor. Ve bu insanlar da para ilişkisi üzerinden aslında işte bütün takipine girip, Türkiye'deki bankacılık sisteminin takipine girip bu ilişkiler üzerinden İsrail adına casusluk yapma suçlamasıyla karşı karşıya kaldılar. Burada herhangi bir sinyal istihbaratı var mı? Siber güvenlik de var mı? Yazılımsal bir problem var mı? Yok. Bu tür yani insan kaynaklı istihbarat problemi de karşınıza çıkabilir ve 85 milyonluk ülkede kandırabileceğiniz, manipüle edebileceğiniz insanlar çok fazla olur. Hatta bu yanlış anlaşılmasını da istemem, kategorik bir yerden söylemiyorum. Siz 40-50 yıldır bir terör belasıyla karşı karşıya gelmişsiniz. Yeni başınızdaki bir iç savaş nedeniyle kontrol edemediğiniz, hatta İçişleri Bakanı'nın ifadesine göre 700 bin tanesinin kayıt olmasına rağmen adreslerinde bulunmayan bir sığınmacı, göçmen, mülteci kitlesiyle karşı karşıya kaldığınızda ve bu insanlara Türkiye'deki işte ekonomik krizle birlikte bir geleceksizlik atmosferi olduğunda herhangi bir miktarda parayla motive olabilecek ve daha az soru sormasını sağlayabilecek daha fazla insan erişebilirsiniz. Size daha fazla teslim edilebilir. Ya da Türkiye'de bir türlü önlenemeyen bir problem var. Kışlarda akıllı cihaz kullanımı. Defaatle emirler bildirim üretmeli. Çok net bellidir. Kullanılmaması hiçbir şekilde kışlara sokulmaması istenir ama İşte erler bile, yani yükümlü olan erler bile akıllı telefonları kışlaya sokarlar, fotoğraf çekerler ki yanlış hatırlamıyorsam 5 sene önce Güney Kıbrıs'ta bir ay boyunca manşetlerden düşmeyen hadiseler meydana gelmiş. İşte bir er Kıbrıs'a yeni nakledilen bir sistem üzerinden askeri sistemin önünde fotoğrafını çekmişti ve Kıbrıs rahat Türk ambargo ilan ediyor, alayı silahlandırıyor değil. Fransa ve Amerika ile silah satın alma üzerinden anlaşma imzalayabilmişti. Şimdi burada hiçbir siber güvenlikten, tedbirden bahsetmeye gerek yok. Çok uzattım, hemen toparlıyorum, kusura bakmayın. Ama bu tür önlemler bir bütünsel politikanızla alakalıdır ve bunları düşünebilmek, tasarlayabilmek, uygulayabilmek aslında bir devletin güvenlik bürokrasinin askeri yetenekleri olmalıdır. Bizim problemimiz burada başlıyor Türkiye açısından bence. Evet, İslam Özkan, size dönüyorum şimdi. Hem Burak Yıldırım'ın söylediklerine yönelik bir değerlendirmeniz var mı diye soracağım. Katılıyor musunuz siz? Hem şu sıralarda Nasrallah'ın da bir açıklama yapması bekleniyor. Bir yandan kulağımız orada, o yönde bir açıklama gelirse onu da tabii ki değerlendiririz yayın saatimiz içine denk gelirse.
Bütün bunlar çerçevesinde şunu da sormak istiyorum. Şimdiden sonra Hizbullah'ın iletişim yöntemleri felce uğramış mıdır? Kendi aralarında temas nasıl kuruyorlar ya da bundan sonra neye evrilir, nasıl değişebilir iletişim yöntemleri? Çünkü bir istihbarat zafiyeti de söz konusu ortada. Örgüt hangi alternatif teknolojilere yönlenebilir? Çünkü bütün bölgeyi etkileyen, aynı zamanda şeyi de hatırlatayım ben, Burak Yıldırım'ın İran'ın istihbarat zafiyetiyle de ilişkilendirdiği bir konuşması da var. Bütün bu çerçevede sizden alabiliriz görüşlerinizi. Buyurun. Evet, yani bütün ülkeler, bütün devletler hem istihbarat zafiyeti yaşarlar hem de aynı zamanda karşı tarafın istihbarat gücünü zayıflatmaya çalışırlar ve birbirlerinin network'üne sızmaya çalışırlar. Bu gayet doğal. Evet, İran'da bir istihbarat zafiyeti oldu. Açık, İsmail Haniyeh'in öldürülmesi, hayatını kaybetmesi, onun dışında Şam Büyükelçiliği saldırısını önceden haber aldığımız vesaire ya da Hizbullah'ın genel kurmay başkanı sayılabilecek olan Fatih'in yine bir sürceyle öldürülmesi vesaire. Bunlar bir istihbarat zafiyeti. Ama benzer istihbarat zafiyetleri ve İsrail'de de oluyor. Mesela ama üst düzey bir yönetici yönetici istihbarat düzenlenirdi. Ama 7 Ekim operasyonunu hatırlayın. 7 Ekim operasyonu bizzat kendisi büyük bir istihbarat piyasasıydı. İsrail açısından. Yani 7 Ekim'de neler olabileceğini önceden kestiremedi ve bunun da ötesinde bandır bandır ben geliyorum diyen bir şey vardı. Bununla ilgili çok sosyal medya ya da basına yansımadı ama 7 Ekim'de yapılanları 2 sene önce bir dizi filme çektiğini biliyoruz. Yahya Sinvar çekilen dizinin yönetmenine ödül verdi. Onun dışında Yahya Sinvar önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki süreçte öyle bir şey yapacağız ki diye bir konuşması var YouTube'da Arapça olarak. Ben bir kısa kendimi dinledim. Bütün dünya Filistin'in mazlumiyetini mağduriyetle kabul edecek. İsrail çok zor durumda kalacak ve Filistinlilerin hakları verilmek zorunda kalacak. Ya da İsrail bu haklarına Filistinlileri iade etmek zorunda kalacak şeklinde açıklamaları var. Bunlar doğru okunabilmiş şeyler değil İsrail tarafından. Dolayısıyla bütün ülkelerin burada, İran'da dahil olmak üzere, Hizbullah'da dahil olmak üzere, İsrail'e dahil olmak üzere istihbarat zafiyetleri var. Burak Bey'in söylediklerine katılıp katılmama noktasında ben kendisini baştan aşağı dinleyemedim. Ben teknik bir uzman değilim ama Lübnanlı kaynaklardan edindiğim bilgiler doğrultusunda çağrı cihazları ve telsiz patlamalarının yani kablosuz iletişim araçları üzerinden gerçekleştirilen saldırıların kısmen bir siber saldırı olması mümkün ama kendisi de belirtti zaten. Yani çağrı cihazları zaten aslında nispeten ilkel teknoloji yani 90'lı yıllarda cep telefonunun daha henüz icat edilmediği yılları kullanılan bir teknoloji ve cep telefonu kullanmamak için onun yerine alternatif olarak Hizbullah tarafından yani internete bağlanmayan, Wi-Fi çekmeyen, sadece mesaj, kısa mesaj, SMS alan ve yapılması gereken şeyi, komutu belli bir yere yönlendiren bir cihaz. Dolayısıyla burada çok daha böyle gelişmiş siber tekniklerin kullanılması gibi bir durum Lübnanlı kaynakların aktardığına göre doğru değil. Burada önceden yerleştirilmiş bir patlayıcı var ve patlayıcılar 20 gram civarında bir patlayıcı yerleştiriliyor bataryaya ve lityum piklerinde olduğu cihazlar. İşlerinde sanırım belki radyo bu patlayıcının gramajı konusunda çok farklı şeyler var. Az önce Füsun Hanım da 10 gram dedi. Ben bir yerde okudum 3 gram. Tıkla 10 dedim. Öyle mi? Ha tamam. 20. Tamam. 20 gram. Çünkü Lübnanlı kaynaklarda da bu şekilde geçiyor. Ve bunların tarama cihazlarında tespit edilmesi de mümkün değil. Çok az miktarda olduğu için. Dolayısıyla Hizbullah'ın gafil avlanması da biraz da bundan kaynaklanıyor. Fakat şöyle bir durum var. İlk müdahalemde, ilk yayına katıldığımda söyledim mi bilmiyorum ama söylediysem de tekrar etmiş olayım. Buna rağmen yine de İsrail iki Hizbullah evet söylediniz. Bunu fark ettiği, bir gariplik olduğunu fark ettiği ve bir inceleme aldığı normalde çok daha geniş ölçekli bir savaş. Peki ben şunu merak ediyorum. Bu söylediğiniz senaryoda iki Hizbullah militanının bunu fark ettiğini İsrail nasıl öğrendi? Tabii ki sızma var. Yani bunu az önce de ifade ettim. Hizbullah'ın içerisinde sızma var. Tam tersi İsrail içerisinde de
İran'da Hizbullah'ın sızmaları var. Yani İsrail'de bundan hatırlayın aylar önce bir bakan İran ajanı olmakla suçlandı ve şu anda cezaevinde. Yani İran'a belli bir ücret karşılığında çalışmakla ve İran'a ajanlık yapmakla suçlandı. Bakan düzeyinde, yanlış hatırlamıyorsam Turizm Bakanı olması lazım. Dolayısıyla yani Hizbullah'ın içerisine de sızmış ya da doğrudan sızma olmasa da diyelim ki Beyrut'ta, Dahiye bölgesinde bulunan hücre yani uykuya yatmış hücrelerden, Mossad hücrelerinden belki de ya da Mossad'la işbirliği içerisinde çalışan bir takım hücrelerden bu bilginin aktarılması mümkün. Dolayısıyla operasyonun da erken alındığını biliyoruz. Şimdi diğer sorunuz neydi? En son Burak Bey'e katılıyor musunuz demiştiniz. Sonra bir soru daha sormuştunuz. Şeyi sordum ben. Lübnan, Suriye'deki pardon, bu olay güç dengelerini nasıl etkiler? Siyaseten de nasıl etkiler? Şimdi tabii birincisi yani savaş boyutlanma ve daha da geniş bir ölçüye yayılma potansiyeli var. Ama şimdiye kadar taraflar yani şeyleri tuttular, kendilerini zapturapt altına aldılar ve savaşın daha geniş bir ölçüye yayılmaması için ellerinden geleni yaptılar. Bu tarafların işine geliyor, şu anlamda işine geliyor. Yani netice itibariyle İran ve Hizbullah ve Filistin direniş örgütleri İsrail'le savaşmıyorlar aslında. Yani bir anlamda Amerika ile savaşıyorlar. O kadar büyük imkanlar yani daha geçtiğimiz gün 3,5 milyar dolarlık pardon 3, yani 350 milyon dolar ya da tam rakam hatırlayamadım. 3,5 milyar dolarlık bir silah satışı yaptı Amerika Birleşik Devletleri. Yani bir taraftan hibe, bir taraftan silah satışları, bir taraftan ekonomik destek ve savaş gemileri şu anda Doğu Akdeniz'de. Yani hem Basra Körfezi'nde Abraham Lincoln USS SS gemisi, onun dışında diğer uçak gemileri bir taraftan Doğu Akdeniz'de, bir taraftan Basra Körfezi'nde hem İran, İsrail'in varlığına, ontolojisine yönelik herhangi bir tehdit sağlarsa bunu engellemek üzere ve buna asla izin vermeyeceğiz. Yani kendinizi korumaya dönük bir takım şeyler yapabilirsiniz ama İsrail'in varlığını tehdit edecek bir şey asla müsaade etmeyiz dediler. Dolayısıyla yani Filistin direnişinin ve Lübnanlı savaşçı grupların aslında İsrail'le değil sadece aynı zamanda onu destekleyen ülkelerle de savaştığını göz önünde bulundurursak bu yani tarafların belirli bir angajman kuralına ya da angajman kurallarını belli bir düzeyde tutma gayretlerini de rahatlıkla anlayabilirim. Ama İsrail Netanyahu hükümeti özellikle her ne kadar Savunma Bakanı Gallant'la anlaşmazlık içerisinde de olsa şu anda konumunu teyit etmiş görünüyor. Güçlendirmiş, tahkim etmiş görünüyor. Sebebi şu, anketlerde 7 Ekim'den bu yana uygulamış olduğu politikalarla Netanyahu %40'lara çıkarmış durumda. Yani %28'lerden oy oranını %40'lara çıkarmış durumda. Netanyahu karşıtları var güçleriyle sokaklarda gösteriler yapmasına, İşte Filistin direnişiyle Hamas'la esir takası anlaşmalarının bir an evvel imzalanması için Netanyahu üzerinde baskı kurmasına rağmen Netanyahu geri adım atmıyor ve olabildiğince süreci geciktirmeye çalışıyor. Buradaki amacı da Amerikan seçimlerinde Trump'ın iş başına gelmesini, geleceğini umuyor. Kamala Harris'in kaybedeceğini umuyor. Dolayısıyla istediği desteği yani çok çok daha güçlü bir desteği Biden'dan ya da Kamala Harris'ten alamadığını ve alamayacağını istediği düzeydeki desteği Trump'tan alabileceğini düşünüyor. Dolayısıyla bu noktada da savaşı tırmandırmakta, krizi büyütmekte, savaşı ölçeklendirmekte bir beis görmüyor. Ama bunu yapabiliyor mu yapamıyor. Birincisi yapamaması nedeni İran ve Hizbullah'ın angajman kurallarını belli bir düzeyde tutma çabası. Ve buna riayet etme çabaları. İkincisi de ABD'nin anladığım kadarıyla Netanyahu'yu gemleme çabası. Yani belli ölçülerde saldırılar düzenlemesine ya da belli ölçülerde hareket etmesine izin veriyor ama işi çok daha büyük boyutlara taşımaması için galiba az önce de söyledim Amos Hochstein bölge temsilcisi Amerika Birleşik Devletleri Beyaz Sarayı bölgeye gelmiş vaziyette ve taraflara mesajını iletti. Yani Netanyahu diyor ki Amerika Birleşik Devletleri sen hedeflerini şu ana kadar belli ölçüde gerçekleştirdin. Kuzeydeki yerleşim birimlerini başta Kiryat Şimona yerleşim birimi olmak üzere oradaki yerleşim birimlerine
yerlerinden edilen 300 bin insanın dönmesini istiyorsan, Evet. eğer az çok hedefleri şey yapmasın, ekonomi krizi sürüklenmemesini ve İsrail'in siyaseten bir krize girmesini istemiyorsan, kaybedeceğim bir savaşa girme. Dolayısıyla yani şu anda hem Gazze'de hem de Lübnan'da iki cephede aynı anda savaşabilecek durumda değil İsrail. Yani 91. ve 38. Tugaylar İsrail'in kuzeyinde yerleşmiş vaziyette ve bunlar saldırı amaçlı değil. Savunma yetenekleri daha gelişmiş durumda. Yani Hizbullah saldırılarını önleme noktasında kısmen başarılı ama Lübnan'a yönelik büyük çaplı geniş bir saldırıyı gerçekleştirebilecek durumu yok. Dolayısıyla İsrail ordusunun özellikle Gazze'de her geçen gün daha büyük kayıplar verdiği ve Hamas'ın sürekli kendini yenileme kapasitesiyle sürekli İsrail'e kayıplar verdirdiği bir süreçte bunu genişletme çabası ancak çılgınca bir planın sonucu olabilir. Ben ABD de pardon. bunu bildiği için çok fazla buna izin vermemeye Pardon, çalışıyor. bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da bir açıklaması oldu bu konuda ve dedi ki İsrail'in saldırılarını adım adım Lübnan'a doğru tırmandırmaya başladığını görüyoruz. Şimdi bu böyle bakıldığı zaman sanki farklı bir tabloyla da karşı karşıya kalabilir miyiz? Acaba böyle bir ihtimal de var mı? Yani Lübnan'la, Mısır'la savaşın buralara tırmanması gibi bir risk söz konusu mu? Bir de bu arada son 10 dakikaya girdik. Ben biraz hızlı hızlı rica edeceğim yorumlarınızı lütfen. Buyurun. Lübnan'la ilgili krizin tırmanma ihtimali her zaman potansiyel olarak var. Ama Mısır Camp David Anlaşması 1978 yılında ABD riayetinde imzalamış olan Mısır'ın şu aşamada böyle bir savaşa girme ihtimali yok. Hatta birçok noktada Mısır'ın Sisi yönetiminin İsrail'le Netanyahu ile işbirliği içerisinde olduğunu görüyoruz. Ama bunu görmemize rağmen de yine son tahlilde Sisi yönetimi de Mısır'da Netanyahu tavırlarından çok memnun değil. Özellikle Philadelphia koridorunda asker bulundurma noktasında ısrar etmesi ki Philadelphia koridoru anlaşması Camp David'den sonra yapılmış bir anlaşma ve İsrail o anlaşmanın tersine hareket etmek istiyor. Asla riayet etme gibi bir niyet yok. Bu da Mısır'ı rahatsız eden bir durum. Bunun dışında Gazze'de ateşkesin aradan neredeyse bir yıla yaklaştık. Yani bir 15 gün sonra yaklaşık olarak 15-20 gün sonra bir yılını tamamlayacak. Bu süre içerisinde ateşkesin imzalanmamış olması, soykırımın anormal yani çok çok tahayyül edilemeyecek noktada varıyor olması, açlık üzerinden Gazze halkının terbiye edilmeye çalışılması vesaire. Bunlar da tabii ki Mısır'ı rahatsız eden durumlar ve Netanyahu kimseyi dinlemiyor. Bunlar aynı zamanda tabii ki Gazze'de olan bir tane Mısır'ın da ulusal güvenliğine kısmen bir tehdit oluşturuyor. Her ne kadar Mısır ABD şeyle İsrail'le yapmış olduğu anlaşmalara riayet etse de etmeye çalışsa da hatta büyük ölçüde Hamas'ı dizginleme noktasında İsrail'e yardımcı olsa da artık Netanyahu tamamen zıvanadan çıkmış vaziyette. Siz de Bu Füsun noktada Hanım ya da Burak Bey gibi şuna katılıyor musunuz İslam Bey? Asıl hedef 7 Ekim'di. 7 Ekim'de büyük bir şey düşünülüyordu, saldırı. Ve sizin az önce örneğin söylediğiniz gibi erken fark edilince öne çekilmek zorunda kaldı. Yani 7 Ekim'de tam da saldırının yıl dönümünde büyük bir saldırı planlıyordu diye düşünüyor musunuz siz de? hayır, ben 7 Ekim'de büyük bir saldırı planladığını düşünmüyorum. Ben savaşın şu aşama yani 7 Ekim'le ilgili bir tarihte değil ama Netanyahu'nun genel olarak savaşı daha da büyütmeyi planladığını düşünüyorum. Bunun belirli bir tarihle değil, Hizbullah'ın ve İran'ın İsrail saldırılarına vereceği cevapla ben yapacağım misillemeyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Ama şunu da ifade etmek lazım, az önce de vurguladığım gibi İsrail aynı anda birkaç cephede savaşabilecek güce sahip değil şu aşamada. Yani elbette kitle imha silahları çok güçlü, hava üstünlüğü var. Bunun dışında siber saldırılar kullanabilir ya da başka istihbarat açısından belli noktalarda Hizbullah ve İran'dan üstün olabilir ama aynı anda birkaç cephede birden savaşabilecek gücünün özellikle kara savaşlarının da önem kazandığı bir durumda sadece tek başına hava üstünlüğü yetmiyor. Sadece yani Hamas nasıl ki mesela hava üstünlüğü olmasına rağmen Hamas'ı yok edemedi. Bu tünel olayını ilk icat eden Hamas değildir, Hizbullah'tır. Yani Hamas'a da öğreten bunu Hizbullah komutanları ya da İran'dır netice itibariyle. Dolayısıyla tüneller noktasında
tünelleri daha ustaca kullanan Hizbullah'ın 2006'da İsrail'e ciddi bir yenilgi tattırdığını, bununla ilgili ciddi raporlar kaleme alındığını biliyoruz. Evet. Dolayısıyla evet, kitle imha silahları anlamında Lübnan'ı yok edebilecek bir işte nükleer silah kapasitesine, kitle imha silahları kapasitesine sahip olmakla beraber bunu yapamayacağına göre kara savaşlarında aynı anda birkaç cephede birden savaşabilecek gücü yok. Dolayısıyla ABD de bu savaşın genişlemesini istemiyor. Şu aşamada ben erken görüyorum ama bu savaş dediğimiz şey öyle bir şeydir ki küçük bir kıvılcım ya da küçük bir kırılma noktası işi çok farklı boyutlara taşıyabilir. Dolayısıyla asla savaş geniş ölçekli boyuta taşınmayacak. Hep işte taraflar angajman kurallarına riayet edecek. Hep sınırlı ölçekte kalacak diye de bir şey yok. Bu evet. Kırılma anının ne olduğuna tarafların her ikisi ya da taraflardan biri karar verebilir. Hı hı. Evet, dediğim gibi süremizin sonuna geldik. Füsun, Nebil ve Burak Yıldırım'a son olarak şunu söyleyerek toparlamak istiyorum. Elbette eklemek istedikleriniz olursa onu da alırım. Şimdi Hizbullah'ın iletişim araçlarına yapılan bu saldırının ardından teknik ve siyasi olarak nasıl bir yöntem geliştirip örgüt gelecekte alternatif teknolojilere nasıl mı yönelir? Kendi arasında bir iletişim sağlayabiliyor durumda mı? O iletişim bir felce uğramış mıdır şu aşamada? Yoksa B planı, C planı vardır ve onlar üzerinden mi gidiyordur? Sizinle başlayalım Füsun Nebil. Sesinizi alamadım ben. Sesiniz kapalı olabilir mi? Evet. Ha, buyurun. Vallahi şimdi herhalde başka bir yöntem kalmadı. Hakikaten bu saldırılar, yani İsrail'in yaptığı bu saldırılar tam hedefi vurmuş gözüküyor. Hem çağrı cihazlarına, hem cep telefonlarına, hem de telsizleri ortadan yok etmiş durumdalar. Başka ne tür bir çözüm bulurlar? Ancak kendi ürettikleri cihazlar olabilir. Öyle bir kapasiteleri olduğunu da sanmıyorum. Şunu ekleyeyim. Bu saldırıların en büyük etkisi, zaten bir süredir tartışıyoruz siber saldırılar nedeniyle, tedarik zincirlerindeki büyük değişikliklere yol açacak. Tedarik zincirleri takır takır çalışıyordu dünyada. Ama şimdi anlaşılan araya çok sayıda kontrol girecek. Güven sorunu girdi her şeyden önce, değil mi araya? Tabii ki. Hı hı. Evet. Burak Yıldırım, aynı soruyu hem size sormuş olayım hem de bu tedarik zincirlerinin önünde de anlaşıldığı kadarıyla bir kriz olacak, ama sadece onların önünde değil, görüldüğü kadarıyla ülkelerde kendi istihbarat ağlarını bir gözden geçirecekler gibi görünüyor. Ne dersiniz? Buyurun. Yani üretimin bu kadar desantralize olduğu bir dönemde, çağda ne kadar denetlerseniz denetleyin, mutlaka sizin için tehdit edebilecek bir muhatap çıkacaktır. İşte örgütleri de bunu ifade ederler. Ama şu an itibariyle bence asıl odaklanmamız gereken nokta şu: İsrail Lübnan'a karşı bir askeri harekat planladı mı? Bir aşamada bunu icra etmek istiyor mu, istemiyor mu? Şu an çünkü yani muhaberesiz muharebe olmaz diye bir şey var. Yazılarda, Türk kışlılar, değişik birbirlerine dolarlarda bu yazar. Ve özellikle Mamak'ta, eğer siz düşmanın hasmınız tamamıyla felç olduysa, herhangi bir emir komuta zinciri işlemiyorsa, ona saldırmak için en uygun zamana sahipsiniz. Yani İsrail birkaç gün içerisinde Hizbullah kendini doğrultmadan, bir alternatif yöntem geliştirmeden, tekrar bütün üyelerine emir komuta zincirine dahil etmeden, tek idarelikle kapıya ulaşmadan bir askeri harekat icra ederse, evet, en başından beri plan buymuş ve bunu uygun bir şekilde bir harekatlı planlamış. Önce istihbaratlı, sabotajda, daha sonrasında işte diğer askeri unsurlarla falan açılan güçleriyle. Ama eğer böyle bir şey yapmazsa, bundan imtina ederse, en başından beri Lübnan için düşündüğü çözümün askeri bir seçenek olmadığını varsayabiliriz. Ve bu bölge içinde bir rahatlamaya sebep olur. Özellikle Biden yönetimi için ve Harris kampanyası için önemli bir katkı sağlar. Burada Netanyahu'nun biraz daha sıkışmıştık da, Trump'a destek sunabilmek için ve bu reyelerin sakatıyla alakalı süreci Kasım'ın sonrası atabilmek için en azından, ben bir askeri harekat düzenlenme ihtimalinin hazır da olmakta, planda da olmakta biraz daha yüksek olduğunu görüyorum. Ve aslında endişe kaynağım bu. Ama tedarik zincirleri ve işte ülkenin para tajantları ile alakalı konuşulacak çok şey var. Şu anda PKK Türkiye'ye karşı geliyor da
Rusların imal ettiği Ukrayna'da kullandığı TBB dronları, düzeltiyorum, TBB dronları kullanıyor. Yine bunları da nasıl imal ettiği, nasıl işte tedarik ettiği ile alakalı belki binlerce farklı senaryodan bahsedebilir. Terör örgütleri birbirinden öğreniyorlar. Terör örgütleri kendi ami devletlerinden, kurumlardan, örgütlerden öğreniyorlar. Ama devletler de birbirinden öğreniyor ve işte İsrail'in geliştirdiği seçeneklerin, artık konseptlerin kullanılması, daha cesur hareketler de bulunulması belki de Türkiye başta olmak üzere diğer ülkelere de ilham verebilir. Daha farklı bir, daha belki de dünyamızı daha bir güvenlikçi, daha korumacı ve özgürlüklere gerek kazandığı bir çağ sürükleyebilir bu tür şeyler. O yüzden bunların hepsinde bir hayır görmek ya da daha iyi gidecek kişiler, tablolar görmek, hayal etmek biraz daha naif kalabilir. Türkiye'nin verdiği insanların ve toplumun önünde duruyor elbette. Evet, çok teşekkürler. Ben kapatmadan önce yalnız yine bir İslam Özkan'a döneceğim. Şimdi Nasrallah'ın açıklamasını bekliyorduk ama şu saate kadar gelmedi. Nasıl bir açıklama olur diye çok kısaca alabilir miyim? Nasıl bir açıklama yapabilir Nasrallah? Yani Nasrallah burada büyük ölçüde kendi taraftarlarına, Hizbullah üyelerine ve savaşçılarına moral motivasyon olacak ve açıklamalar yapacaktır. İsrail'e yönelik bir tehdit, ciddi bir sert bir tehdit mesajı içereceğini de düşünüyorum. Tabii ki bu tehdidin ayrıntılarına girmeyecektir ama yani sıkça kullandığı bir ifade var Nasrallah'ın. Yani hiç beklemediği bir zamanda, hiç beklemediği bir anda biz İsrail'i vuracağız şeklinde buna benzer ifadelerin kullanıldığı bir açıklama yapacaktır. Taraftarlarını rahatlatmaya çalışacaktır. Ama tabii İsrail'in yaptığı bu operasyonun önemini azaltmaya dönük de ifadeler kullanacağını düşünüyorum. Gerçekten de azımsanacak ya da küçümsenecek bir operasyon değil ama çok çok daha abartılmaması gereken bir operasyon olduğunu düşünüyorum. Yani mesela Hizbullah istese daha önce Nasrallah açıklamıştı. Kimyasal depoları, kimyasal maddelerin bulunduğu Tel Aviv'de ya da farklı yerlerde depoları vurabilecek kapasitedeyken sivil ölümlerin önüne geçmek ya da bunların olmaması için vurmadığını açıkladı. Hatta 2006'dan sonraki ve önceki süreçlerde Kiryat Şimona'daki yerleşim birimleri, kuzeydeki yerleşim birimlerine saldırmadan önce sığınaklarınıza girin diye açıklama yapıyordu. Bu arada İran'da İsrail'deki şebekelere sızmış görünüyor. Bugün bütün haber sitelerinde vardı, siz de görmüşsünüzdür. Sığınaklara girin diye İran tarafından İbranice gönderilmiş. İçerisinde İbranice imla hatalarının bulunduğu ki İbrani olmayan, Yahudi olmayan, Musevi, İsrail vatandaşı olmayan birisi tarafından yazıldığı belli olan bir mesaj gönderilmiş. Ve çok büyük panik olmuş İsrail'de. Daha sonra 1-2 saat sonra İsrail'in yöneticileri açıklama yaparak bu mesaj bizden gelmedi denilerek halk rahatlatılmaya çalışılmış. Büyük ihtimalle İran'dan bu mesajın gönderildiği düşünülüyor. Dolayısıyla Bir taraflar yandan psikolojik harp de sürüyor yani. psikolojik savaş, istihbarat savaşları, muharebeleri, Elektronik muhalefet savaş, her hepsi şey. iç içe geçmiş Evet. vaziyette ama bunların en önemlisi psikolojik savaş. Eğer İsrail bu psikolojik üstünlüğünü yitirirse, yani şu anda kendisini çok güçlü görüyor, çok güçlü olduğunu düşünüyor. Gerçekten de ABD desteğiyle çok ciddi bir güce sahip. Ama bu aşırı özgüven İsrail'in ciddi darbeler almasıyla sonuçlanabilir. Ama öte taraftan da savaşın İran'ın, Hizbullah'ın ve şeylerin özellikle İsrail'in kuzeyde savaştığı güçlerin işin belli ölçülerde kontrolle gitmesi için elinden geleni yaptığını görüyoruz. Ama İsrail gerçekten yani bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatladı. Uluslararası Adalet Divanı'nda savcılığın vermiş olduğu iddianamede de orada da ifade edilen şeylerde de yani bu saldırılar aslında giderek İsrail'in meşruiyetini ve savaş suçu işlediğini bir kez daha teyit etmiş vaziyette. Bu meşruiyet yitirimi aynı zamanda beraberinde şey de yani psikolojik üstünlüğün giderilmesi ve özgüvenin azalmasını da beraberinde getirebilir. Tabii ki fiziki üstünlük İsrail'in elinde ama bu savaşın gidişatının nasıl sonuçlanacağını bilemeyiz. Unutmayalım ki galipler ve mağluplar her zaman güçlü olan tarafın belirlediği hedefler ve kriterler açısından değerlendirilir. Yani Hamas'ı yok edemediği zaman İsrail, Hamas'ın kendini yenileme kapasitesini yok edemediği zaman mağlup olmuş sayılır.
Şu aşamada ateşkes gerçekleşirse İsrail hedeflerini gerçekleştiremeyeceği için yenilen tarafın İsrail olduğunu varsayabilir. Evet. Sayın İslam Özkan, Burak Yıldırım ve Füsun Nebil, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Böylelikle bir açık oturum programının daha sonuna geldik. Haftaya yeni konu ve konuklarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.